Teknolojik Kampüsü'nden yepyeni bir videoda daha sizlerleyim. Bugünkü inceleme konumuz Rampage'in Eagle isimli oyuncu mouse olacak. Bu mouse gerçekten şu zamana kadar tasarımıyla, ergonomisiyle, renklendirmesiyle beni en çok etkileyen Rampage ürünlerinden bir tanesi. Tam bir oyuncu canavarı ve RGB hastasıysanız bu mouse tam sizlere göre. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayayım. Gelin mouse'umuzu masaya yatıp videomuzun detaylarına geçelim. Mouse'umuzu kutu içerisinden çıkardık. Mouse'umuzun kendisi geliyor ve bir adet de içerisinde hemen şöyle göstereyim. Kullanım kılavuzu var. Ben bunu dışarı çıkarmadım. Hemen içerisinde görebiliyorsunuz. Kutu tasarım bu arada oldukça güzel. Şuralarda cırt cırt yapı var. Buradan açıp mouse'un ön izlemesini görebiliyorsunuz. Yine kutu içerisinde de kendisinin teknik detayları yer alıyor. Yine arka tarafında teknik özellikleri bizle karşılarken yan tarafında da çarpıcı detaylar bizlerin karşısına sunulmuş. Yine burada da detaylı İngilizce olarak tüm özellikleri verilmiş. Şimdi dostlar gelin mouse'u şöyle ben bir hemen alayım. Abi benim bu zamana kadar en beğendiğim tasarımlarından birisi. Ergonomisi bu yapısı gerçek anlamda çok iyi. Elime tam oturduğunu ve bu zamana kadar en iyi kavrayan mouse'lardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Tam abi cuk diye hemen şuradaki tuşlara çok rahat erişebiliyorum yine tekerlek tırtıklı yüzeyde karlı yüzeyde elimize daha güzel yapışması için sanırım böyle bir şey yapmışlar e, mat yüzey plastik sert plastikten imal edilmiş tamamen mat yüzey benim sevdiğim bir tarz parlaktan ziyade mat yüzeyi severim ama burada bilmiyorum görüyor musunuz bir üç gün kadar kullanıyorum e, hafif parmak izi bırakıyor ama tasarımı oldukça güzel Alt tarafında beni 12'den kalbimden vuran buradaki led şeridi görüyorsunuz. Tamamen RGB aydınlatma bulunuyor. Yazılımla da bunu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz veya buradan DPI ayarlarını değiştirdikçe bu butonun ortadaki kısımların ve logonun rengini de değiştirebiliyorsunuz. Yine yazılımla da alttaki led'in renklerini değiştirebiliyorsunuz. Birazdan da yazılım detaylarını sizlere göstereceğim. Yine alt tarafında bir butonumuz bulunuyor. Buradan aydınlatmayı da kapata biliyorsunuz ve her sayarında yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Tasarım gerçekten hoş. Gerçekten bu sefer çalışılmış abi. Bu tasarım çok iyi, çok güzel. Benim oldukça memnun etti. Hemen şu orta tarafta da fırçalanmış alüminyum hissiyatı veren bir detay bulunuyor. Tabii ki tamamen buradaki yüzeyde plastik bilginiz olsun. 1.8 metre örgü kablo ile karşımıza geliyor. Yine agresif kullanımlarda örgülü yapı bize artı bir durum sağlarken fazla dolanması da bize engel teşkil edebiliyor ama benim bu tarz yapılarda her zaman örgü kablo benim favorim. Hemen altın uçlu USB girişi ile de karşımıza geliyor mouse. Burada da yine farkında Rampage ortaya koymuş. Kullanılan sensör PixArt'ın 3325'li modeli. 5000 ila 10.000 dpi arası kullanabiliyorsunuz. Minimum 500, 1000, 1500, 2500, 3500, 5000 aralığında bu fabrika ayarı ile geliyor. Siz bunu yazılımıyla da manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. 8 adet buton mouse üzerinde yer alırken bunun 7 tanesini tuş ataması yani programlayabiliyorsunuz. Huanyu switchler mouse'umuzun üzerinde bulunan anahtarlar 20 milyon tıklanma ömrüyle karşımıza geliyor. RGB'si tamamen RGB aydınlatmaya sahip. 220 IPS tarama hızı bulunuyor. 125, 500 ve 1000 Hz desteği yine mouse'umuzda mevcut. Mouse'umuzun tasarımına, mouse'umuzun detaylarına baktıktan sonra dilerseniz yazılım detaylarıyla baş başa kalalım. Segment destekten yazılımımızı indirdik. Hemen burada karşımıza Türkçe bir yapısı bizleri karşılamış. Oldukça güzel detay. Genelde bu tarz arayüzler İngilizce olur ama tabii ki Rampage Türk markası olduğu için de tamamen Türkçe olması gayet güzel bir durum. Şimdi arkadaşlar sol tarafta burada hazır profillerimiz var. Bunları siz oluşturup kaydedebilirsiniz. Kendiniz mesela atıyorum PUBG'deki hassasiyetinize profil 1'e CSGO'da bu GTA 5'te bu veya normal kullanımı burada bir sürü profil ekleyip düzenleyip silebiliyorsunuz. Güzel bir detay. Direkt kaydediyorsunuz abi. Geliyorsunuz hiç ayarı yapmadan profiller arası geçiş yapabiliyorsunuz. Güzel bir detay. Burada görüyorsunuz atama yapabileceğiniz tuşlar numaralandırmış. Tabii ki normalde en çok kullanan şu sol taraftaki 4 ve 5 numaralar. Tabii siz burada da istediğinizi yapabilirsiniz. Ben mesela burada arkadaşlar ileri geri veya istediğiniz gibi oyunlarda farklı bir atama yapabiliyorsunuz. Buradan tamamen istediğiniz tuş tarzı atamaları yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi isterseniz multimedya ataması yapabilirsiniz. Devre dışı bırakıyorsunuz. Makro ataması yapabilirsiniz gibi gibi. Buradan da yine detaylara erişebiliyorsunuz. Şimdi dostlar aydınlatma kısmına gelelim. Hiç konuyu dağıtmadan buradaki atama kısmını geçiyorum. Burada renkli akıştan istikrarlıya yani istikrarlıdan kasıt burada sabit bir rengin yanmasını istiyorsanız buradan istikrarlıyı seçip işte ayarını da kısıp azaltabiliyorsunuz veya buradan da istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz veya burada hazır renkler bulunuyor. Uygula dediğinizde direkt mouse'unuzun alttaki led şeridinin rengi değişiyor bilginiz olsun. İstediğiniz gibi bunu ayarlayabilirsiniz veya nefes alıp veren yapabilirsiniz veya dalga şeklinde bunu tamamlayabilirsiniz veya benim en çok sevdiğim renkli akış tarzında RGB olarak tüm renkleri burada döndürüyor. Buradan yine hızını ayarlayabilirsiniz. Buradan DPI ayarınızı ve DPI renklerini mouse'un scroll butonunda bulunan rengi değiştirebiliyorsunuz. O renk sadece scroll'un olduğu kısımdaki renk DPI ayarlarının değiştiğinde değişime uğruyor. Bilginiz olsun. Buradan da renkleri kendinize özel yapabildiğiniz gibi DPI ayarlarını da kendinize has düzenleyebilirsiniz buradan yine uygula dediğinizde bu işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Parametre kısmında da arkadaşlar buradan yine kaydırma hızını, işaretçi hızını, çift tıklama hızını, yoklama hızını burada size bahsetmiştim özel teknik detaylara verdiğinizde de bu 125, 250, 500, 1000 olarak değişiyor. Bunu mesela 1000'de de bırakabilirsiniz. Bu tamamen sizin deneyiminize kalmış. Burada da yine en çok kullanılan detaylardan biri mouse'unuza makro atama yapabiliyorsunuz. Oyunlarda veya farklı işlemlerde kendi makro e, yazılım yani kendi makro yazım durumlarınızı buraya entegre edebiliyorsunuz. Ve istediğiniz tuşa da makro ataması yapabiliyorsunuz. Az önceki göstermiş olduğum buton kısımlarına oldukça basit, sade ve pratik bir arayüz bizleri karşılamış. Buradan mouse'un nimetlerinden yazılım sayesinde iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. Yine arkadaşlar sürüm güncellemesi geldiğinde de sık sık kontrol edin ki en güncel yazılımı kullanmaya gayret gösterin. Tabi şimdi emir yok. Geleneksel oyun testimizi mouse'la ben yapacağım derken ilk kurşunu yedik. Yoklama oranını falan hepsini en kaliteli yere çektim. DPI aga pek üzerinde uçuyor. Kendi DPI hassasiyetimi de ayarladım az önce. Ve yoklama hızını da kendim oynayabileceğim akışkan seviyeye çektim. Şu an pet üzerinde var ya bildiğiniz sabun gibi. Efsane. Tabi biraz da kol gerekli. kollu oynamam gerekiyor bu oyunu. Bak şimdi bak bak bak. Gördün mü? Bak. Mouse sayesinde ince ayar verip anında kilimizi avladık. Milimetrik hassasiyetle yazdık hanemize Normalde ben bu silahı kullanamam. en zamanda bak hop bir tane daha geldi kafadan Tabii biz merceği kapatana kadar yedik. Evet son kilimizi de aldık. Hatta bir de asist yapmışız. Güzel bir detay oldu ben bizim için. Şimdi şuradan bir bonus yazmam yok mu? Aga oynayabiliyorum gibime gelince oyun oynayasım geldi. Aha. Neyse arkadaşlar. Rampage Eagle'ı sizlerle beraber artısını eksisine ilir ufaklı incelemeye çalıştım. Aklınıza takılan herhangi bir soru veya sorun varsa lütfen videonun yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.